Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Derslere devam ediyoruz. Şimdi bu güneşi anlatıyorduk. Sinastri'de güneş tabii diğer gezegenlerle kontak kurduğunda genelde ne yapıyoruz biz? Kare açıları, karşıt ve üçgen açıları daha ciddiye alıyoruz. Diyeceksiniz ki neden? Tabii bu bir çember. Feleğin çemberi diyoruz zodyaka biz. Başlıyor 30 derece. Yani boğa açısı koçtan. İkizler 60 derece, yengeç 90 derece. Koçu hep sıfır aldığımızda. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? İşte 120, 150, 180 derece diyoruz. Fakat 210 dememeyi tercih ediyorum. Ona da küçülen, kapanan 150'lik diyoruz akrep açısına. Neyse kafayı çok karıştırmayalım. Şimdi güneşi mesela ne yapıyoruz? Arkadaşlar güneş meselesi şudur. Güneş adı üstünde gün eş günü gösteriyor ve biz tabii doğduğumuz anda natal haritamızdaki güneşin üzerine gökyüzündeki transit güneş geliyor. Tam üstüne geldiğinde kişi ne yapıyor? Bir yaşını bitirmiş oluyor. İki kere geliyor, iki yaşını bitiriyor. Fakat bakın Türk toplumunda şöyle bir hata var. İçine girdiğimiz yaşı değil aslında. Bitirdiğimiz yaşı biz kabul etmek zorundayız. Yani bu kaplumbağaların böyle halkaları çıkar. Ağacın da halkaları çıkar. Siz 1900 işte 80 doğumluysanız ve bugün işte 20 Temmuz'sa ne yapıyorsunuz? 80'dan 20 Temmuz'a 20 Temmuz doğumlu olun. 43'ü bitirdiğinizde 43 yaşında sayılırsınız. Bazıları böyle bitirmediği yaşı da ben o yaştayım. Arkadaş önce bitireceksin hak edeceksin. Nasıl çalışıyorsun işveren sana ayın sonunda veriyor maaşını öyle düşün. O biraz memur aklı. Memur çalışmadan maaşını alıp çalışıyor başka bir şey. Güneş güneşle üst üste geldiğinde 80'li biri 20 Temmuz'da doğmuşsa ne yapıyor? 43 tane güneşi var üst üste. İşte yaşıt olmak, akran olmak öyle bir şey ve biz genelde ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynı yaşta insanlarla diyelim ki 6-7 yaşında okula başlıyoruz. Bir an için öyle düşünün. Güneş güneşle ne yapıyor aslında? Bir çeşit kavuşum gibi düşünün. Anlatabildim mi? Başka burçta olsa da. Bu güneşin getirdiği akranlıktır. Çünkü güneş yılda ne yapıyor? Bir kere dolaşıp aynı yere geliyor. Zaten Çin astrolojisi buna dayanır. Güneşe dayanır. Ne diyorsunuz siz? Maymun yılı, şebek yılı, kaplan yılı, ejderha yılı. Evet, güneş budur. Güneş peki ne yapıyor? Şimdi güneş bizim egomuz. Kozmosun bir kere egosunu güneş belirler ve bütün gezegenler Muhittin Arabi'de de geçer o güneşin etrafında, şemsin etrafında dönerler. Kendisi de Aslan Burcu zaten. Oradan bir paye de yapmış kendine. Burada tabii güneş burası bizim yani güneş sisteminde egolarımız bedenlenir ve biz dersimizi burada alırız. Ben tabii size daha sonra Sirius'u ya da ne bileyim işte Regulus'u da anlatırım. Fakat onlar ışık yılı uzaklıktalar. Yani 7-8-10 ışık yılı ki ışık yılı biliyorsunuz saniyede 300 bin kilometre hız alır. Işık çok uzaklardan bahsediyorsunuz. Ülkemde şöyle bir şey var. Beşinci ev stelyumundan ötürü herkes egolu, herkes ünlü olma peşinde. Bazıları tabii bana kızıyor seanslarda. İşte ekşiye yazıyor, şikayete yazıyor filan. Hala anlayamadığınız bir şey var arkadaşlar. Ben sizi pohpohlamak zorunda filan değilim. Değilim. Çünkü niye değilim? Size bu öğretildi. Tabii herkes kendini unique görüyor. Doğrudur. Herkes kendince 8 milyar insan var. Birbirinden farklıdır. Ama sosyolojinin kuralları vardır. Zeitgeist. Yani zamanın ruhu vardır. Bazıları kızıyor da arkadaş ben senin haritanda çok özel bir şey görmediğim sürece bu ülkede şu an 20 milyon bekar varsa evlenme yaşında ve çağında evlenemiyorsa atıyorum 30 sene sonra kova çağının etkisiyle evlilik hatta çocuk yetiştirme işi de tamamen bitecekse ben seni nasıl evlendireyim kuzum?
Niye bana kızıyorsun? Seni evlendiren o gittiğin önceden danıştığın astrologlar var ya, onlara gideceksin, onlara paranı kaptıracaksın. Onlar da seni bir güzel yağlayacak, yıkayacak. Bu ülkede zaten herkes umut satıyor. Uçuyoruz, kaçıyoruz, şöyle olacak, böyle olacak. Arkadaşlar yani beni 2-3 senedir artık iyi tanıdınız YouTube'dan filan da. Ben neyi görüyorsam onu söylerim. Kimse kusura bakmasın. Sen o beğenmediğin insanlardan daha üstün değilsin. Bak senin ablaların var. Yani evlilikler patlıyor. İnsanlar çocuklu olmasına rağmen ayrılıyor. Ünlüler var, şöhretliler var. Zenginler var. Onlar olmayan şey sana niye olsun ki? Yani sen kendini ne yapıyorsun, ne zannediyorsun? Kaldı ki beğenmiyorsun, onu beğenmiyorsun, bunu beğenmiyorsun. Arkadaş bak bir konuda bir sınava girersin, tamam. Şimdi güneş bizim egomuzla alakalı ve maalesef bizim doğum haritamızda 5. evde ve akrep burcunda. Şimdi akrep ölmek, yok olmakla alakalı. Ölmek, yok olmak hastalık olur, ayrılık olur. Hani şarkıda der ya, türküde, ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı filan. Ya insanlar sevdikleri insanların hatta evlatlarının bile ölümüne tahammül edebilir. Ama bu aşk acısıdır, bir bakarsın cinnet, cinayet filan ortaya çıkar. Bu anlamda bu da ego ile alakalı. Çünkü 5. ev hem aslan evi, aşk evidir, hem de çocuk evidir. Oraya sen ikisini birden abicim sığıştıramazsın. Şimdi aşk bir kişiyi dünyanın geri kalanından daha fazla seviyor olmaktır. Yani Fuzuli'nin aklı basmıyordu. Niye bu Leyla ile Mecnun'a bir tane çocuk uydurmadı? Kerem'le Aslı'ya, Şirin'le Ferhat'a. Ya da ne bileyim ben, Romeo ile Juliet'e, yani Titanic'in senaristi Leonardo DiCaprio ile şu kadını bir evlendirseydi ya, filmin sonunda çıkmış konuşuyor ya, acaba çocuk sahibi olsaydı mesela, o zaman da öyle ah 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 konuşacak mıydı? Şöyle konuşacaktı, boyun devrilsin, zıkkım ye, üstümden silindi geçsin. Bu sadece Türk kadınlarına ait bir şey de değil, onu söyleyeyim, yanlış anlamasın kimse. Bunu Lady Diana da yaptı. Ha, bunu Angelina Jolie de yapmıştır arkadaşlar. Aşklar, ilişkiler. Yarım kalan şeye aşk diyoruz. Ha, aşıklar vardır. Şimdi Rahşan ve Ecevit meşhurdu. Nazmiye ile Demirel filan. Bakın onların çocuğu yoktu. Onlar yoldaş da hayat arkadaşıydı. Her zaman söylüyorum. Aşığınızla yoldaş olun. Aşığınızla arkadaş olun. Çünkü 5. ev aşk evi. Karşısı bakın kova. Arkadaşlık, dostluk evi. Ama sen 7. evden bahsediyorsun. Evlilik evinden, kontratodan. Şimdi evlenirken insanlar ya gemidesin de kaptan evlendirir. Ne bileyim, seni imam da evlendirebilir. Belediyeye gidersin işte bir memur evlendirir. Ama boşanmak daha ciddi bir şey. Niye? Adliyede boşanıyorsun şekerim. Hakimin karşısında boşanıyorsun. Çünkü 7. evde sen evlilik meselesinde iş boşanmaya geldiğinde ne yapmış oluyorsun? Adliyeyi topluyorsun. Adliyede terazi takım yıldızı var. Bu kadar basit. O aşk evliliği demek ben 5'i ve 7 kavuştururum demek. Ben sizden aşk evliliği değil, aşk çocuğu istiyorum. Tamam? Aşk ve çocuk. Madem çocuk yapıyorsun, aşkla çocuk sahibi ol. Öyle bir zevk al ki. Anladın mı? Yani çocuğunu peydahlarken ondan sonra tabii bir şeyi zevkle yapmadığında, istersen yemeği zevkle yapma, o yemek sana zıkkım olur. O yüzden böyle sağlıksız bir toplum olduk bedenen. Bunu sadece GDO'lu gıdaya vermeyin. Çünkü söylüyorum ben, bakın o gün 90'lardan birisi, Y kuşağından arkadaşlar, bakın artık 25-30 oldunuz siz. Sizin yaşınızda analarınız, anneanneleriniz evliydi, çocuk büyütüyordu, yemek yapıyordu. Konu yemeği kimin yaptığı filan değil. Sen yedirme büyüsü diye geçer biliyorsun bu ülkede. Arkadaşlar yedirme büyüsü diye bir şey yok. Yok eşek dili yedirmişler. O olmuş, bu olmuş. Yedirmenin kendisi büyülü bir şeydir zaten. Çünkü diyeceksin ki niye? Sen ellerinle, gözünle, bakışınla, düşüncenle bir yemek yaparsın. Ona bir enerjini katarsın. Anneannem öyle açardı mantıyı. Dedem de yerdi, eline ayağına sağlık derdi. Babam da öyle yapardı. Siz ister, bakın ben çok hayvan besledim. Çok güzel de yemek yaparım. Issız adamdaki gibi. Çağınırmağım. Çağınırmak da Koç burcu ya. Şimdi bunu düşünmüyor değiliz. Bak burada ne oluyor biliyor musun? Sen enerjiyi veriyorsun yemeğe. O yemeği birisi yediğinde onda kan oluyor, can oluyor, kıl oluyor, tüy oluyor, organ oluyor. O çok başka bir şey. O yüzden aslanın kafesine sadece onu
Doyuran kişi girer. Sen giremezsin. Hatta beslediğin hayvanı doğru enerjiyle beslemezsen ondan sonra sakat kedi köpekler ortaya çıkar. Obez, mutsuz ya da böyle sokakta yapıyorlar ya. Hayvan o kadar mutsuz ki böyle yapıyor. Ne yediriyorsun yavrum sen ona? Ne yediriyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl besliyorsun? Ona nasıl bir hizmet sunuyorsun? Derdin ne senin? Ya hayvanın dili olsa kurtarın beni diye bağırıyor ya. Bu ne zulüm diyor ya. Hadım ettirdi beni diyor ya. Evde perdeleri filan şey dişliyormuş hayvan. E ne yapalım abi? Bunun da maliyeti bu diyorsun değil mi? Ben doğa yasalarına inanırım. Rabbim nasıl yaratmışsa kardeşim o öyledir. Sen buna sonradan şekil şemal verirsen kusura bakmasın bazıları, tamam mı? Biz hayvanın babasını besledik abi. Tamam. Biz köy çocuğuyuz, köyde büyüdük. Hayvanlar çok doğal ortamlarından kopartıldılar. O sevgi değil de ki ben yalnızım da. Böyle yapınca da gelecek insana, varlığa, canlıya ihtiyacım var da. Canım al. Onu bana kalkıp sen birine, bu ülkede var bu bazen çocuklarını da aşırı protektif böyle korumacı kollayan, kollamaya çalışan anneleri görüyorum. E çocuğu sakat bırakıyorsun abi. Ha dombili yapıyorsun onu. Yeteneksiz oluyor, cesareti olmuyor. Ne güzel eskiden 20 yaşında 1,5 sene askerlik vardı ya. Asker ekmeği yiyordu, geliyordu bir komutan eğitiyordu onu. Hey güdü günler hey. Ondan sonra da ben üniversite mezunu, elinde diploma, işte çalışmam etme. Çalışma abi yani ondan sonra o kızdığın Afrikalı'yı, Özbek'i, Türkmen'i, buraya gelmiş göçmenler, adam şantiyede çalışıyor abi. Afgan gezdiriyor sürüyü, ne yapalım? Senin çocuk gezdirmiyor abi, senin çocuk bilgisayar yüksek mühendisi, teknoloji, yazılım yapıyor orada. Artık telefonda büyük yazılımcı olacak zannediyor anne baba. Yok abi orada bir kıza yazılıyor Facebook'ta, Instagram'da. Neyse devam edelim. Dikkatli olun diyorum. Bakın biz bir aileyiz. Her zaman söylüyorum. Ben de bu ailenin bir ferdiyim. Tamam mı? Biz hepimiz amca, dayı, baba, kardeş, birader. Bazıları usluğuma kızıyor da. O çocuk senin çocuğun. Tamam mı? Kedi köpek de senin kedin köpeğin. Ben size görüşümü söyleyeyim. Sen ister beğen, ister beğenme. Tamam. Güneşimize gelince. Şimdi bu güneş arkadaşlar ne yapıyor? Ondan sonrasında ne var? Venüs var. Merkür var. Merkür sıcak. Venüs de sıcak. Zaten Dünya ile Güneş arasındaki her gezegen çok sıcak. Hani böyle Merkür aklı yönetiyor ya, hararet yapıyor falan bazen diyorsun ya. Senin beynin yanmış diyorsun falan. E Venüs zaten sıcak, aşk gezegeni. Aşk sıcacık bir şeydir. Başkasının sıcaklığıdır zaten. Şimdi sen Güneş'i Merkür'le kavuşturursan birinin haritasında, Güneş senin egonsa, Sinastri'de, Merkür'de mesela diyelim ki ikisinin de haritalarda Koç burcu olduğunu düşün. Merkür burada tabii Güneş'le Sinastri'de kavuştuğunda arkadaşlar ne yapar? Bu ikisi arasında bazıları hocam biz bu Güneş'i Sinastri'sini 116. videoda izledik diyebilir ama YouTube'un sorun çıkarmasından kaynaklı bazen ses sorunundan da bahsediyorsunuz. Ses sorunu diye bir şey yok arkadaşlar. Niye olmadığını söyleyeyim anlayacaksınız. Aynı videonun işte kesilmiş Berna Instagram'a da koyuyor. Bakın bağıra bağıra. Yani aynı video. YouTube bazen sorun yaşıyor. Tabii milyarlarca tabii yükleniyor. Teneke beyin de tabii yukarıda ne yaptı? Uydular üzerinden ısındı. Kablolar ısındı Kaliforniya'daki, Silikon Vadisi'ndeki. Havada sıcak. O sebeple çünkü biz tabii videonun hamına bakıyoruz. Sorun yok. Instagram'a yüklüyorsun. Bas bas bağırıyorum. YouTube'da da fısıldıyormuşum. Sesi açacaksınız arkadaşlar. Ya da nereden biliyorum? Belki senin cihazın sorunlu. Telefon fiyatları, bilgisayar fiyatları uçtu gitti. Elimizde artık eski cihazlar var. Evet yani 116 numaralı video. Haberi olsun talebelerimin. Bunu ben bir daha çekmek zorundayım. Takılmalar ve kopmalar varmış. Talebelerden şikayet var. Kaldırıp bunu koyacağım arkadaşlar. Çünkü biz orada ne yapıyoruz? Sırasıyla gidiyoruz. Bu bir müfredattır. Bilgi insicamlığı aktarmam lazım. Oradan giremem. Güneş'in Merkür'le kavuşumu, Merkür tabii akılla fikirle alakalı. Merkür'ün anlamlarını düşünün arkadaşlar. Şimdi Güneş dediğinizde şöyle düşünün. Aslan burcu. Evine 5. Şimdi 5. evin anlamlarını biliyorsunuz. Aslanı da biliyorsunuz.
İkizler, değil mi Merkür? Bir de Başak. 3 ve 6 numaralı evler. İkizlerin anlamını biliyorsunuz. Başak'ın da biliyorsunuz. O zaman şu demek bu. Güneş'le Merkür arasında korelasyon olduğunda, mesela ülkeden örnek veriyoruz. Çünkü biz ülke bizim diyelim ki büyük kaderimizse, daha kolektif bir kaderden bahsediyorum. Senin haritanda orada daha içerideki bir bebek. Matruşka bebekleri gibi düşün. Küçük bebeksin sen, bebişim. Daha büyük bebek de senin ülken. Ülkenin tabii ki neyi? Kaderi. Şimdi Merkür mesela bizde nerede? Terazide. Demek ki güneşi terazi olan birisi, terazileri bana şimdi saydırmayın, tamam mı? Örnek vereyim gene. Diyelim ki bu İsmet Paşa olsun. Şimdi bir teraziydi. Türkiye'nin de Merkür'ü terazi. Demek ki dönemin koşullarında o ülkenin dilinden anlıyordu. Zaten enteresan bir hadise var. Bir gün tabii Baykal ekibi filan, onlar zamanında İsmet'in yani yakasına sarılmıştır filan. Devrimci, genç ya. Şey diyorlar ya, paşam biz şey istiyoruz. İsmet Paşa da o zaman herhalde reisi cumhur. Biz ülkede ne istiyoruz arkadaş? Komünizm istiyoruz, sosyalizm istiyoruz. Diyor ki arkadaşlar diyor, biz bir düşünelim diyor, iyi bir şeyse diyor biz getiririz diyor. Cümleye dikkat et. Ya da işte Amerika ile işte siyasete girmek, işte ne bileyim ben, ayıyla yatağa girmek gibidir filan. Kıracağım mı belimi? Sarılmamdan belli. Şarkısı da var. Şimdi bak. Güneş'le Merkür'ün kavuşumu neymiş arkadaşlar? Güneş ego, Merkür de akıl yürütme. Demek ki iki kişinin arasında, Güneş'le Merkür arasında bir korelasyon varsa, ben şimdi Güneş'im koç olduğu için Merkür'ü koç olan biri beni daha iyi anlayabilir. Ya da Merkür'ün benim balık olduğu için bir balığı ona daha iyi anlatabilirim. Yani bu bir mentor, bu bir hoca. Bu bir eğitmen, bu bir sana konuşan, sana yazan kişiyle senin arandaki korelasyon gibi düşün. Fakat bu bir kareye dönüşürse, kareyse bu, arada bir tabii egoyla konuşmalardan ötürü bir çatışma çıkabilir. Hani bazı insanlarla konuştuğunuzda daha bir çatışmaya açıktır ya, amma ve lakin, yani bu karşıtlıkta da olabilir, kare açıda da olabilir. Kavuşum ve üçgen açılarda tabii daha elementte aynı olduğu için, ateşse ateş, havaysa hava, suysa su, topraksa toprak, neticede gezegen hangi elemente düşerse o elementin doğasına bürünür. Yani tabii ki ateş burçları daha dışarı dönük, daha kendisini ifade eden, ateş öyledir tabiatta, başladı mı yayılır, yanarak gider ve önüne gelen her şeyi yakarak gider. Bu anlamda Güneş'in tabii orada Koç burcunda olması, başkasının da Merkür'ünün Koç'ta olması, bu Merkürisinin de birisi takmış hocam Merkürisinin, İngilizce bazen aklım gidiyor. Burada tabii civa elementidir. O yüzden ikizlerin civadır elementi. Öyle düşünün. Akıl zaten öyle bir şeydir. Civa biliyorsunuz hareket halindedir, böyle dikittir ama özgür ağırlığı çok yüksektir civanın. Muhteşem yüksekli bir ağırlık verir size. Burada tabii Güneş'in tabii egomuzu, Merkür'ün de aklı yönetmesi durumunda ateş burçlarında tabii daha ateşli bir ilişki açığa çıkarken toprakta daha produktif, daha yaratıcı bir şey ortaya çıkabilir. Toprak çünkü mahsul verir, mahsul vermek zorunda ve somut, elle tutulur şeylere inanır. Yani şurada bir ağaç, değil mi? Bir çıkartmak lazım. Öyle aslı yok yaylasında at koşturmaz. Mesela su burçları yapabilir. Su burçları direkt hayalle alakalı zaten. Hurafeyle alakalı. Ülkenin zaten haritasında baskın bir su ağırlığı var. Evlerden ötürü de var. Öyle olunca da tabii hayal aleminde yaşıyorlar. O yüzden saatlere ya ayarlama enstitüsünde böyle Ahmet Zamani Hazretleri filan saatleri ayarlama enstitüsü. Bakın zamanı ayarlıyorlar. O yüzden Ahmet Hamdi Tanpınar Yengeç Burcu. Bunu o düşünebilirdi. O çok belli zaten. Romanda, edebiyatta çok yengeç akrep vardır arkadaşlar. Evet. Ne diyorduk biz? Tabii toprakta da var. Nietzsche'de Balzac var yani. Stendhal var. Gustav Flaubert var. Gustav Flaubert'ti. Değil mi?
Madame Bovary. Boğa olması lazım. Neyse, bazen benim de hafıza havalarda sıcak hata yapıyor. Şimdi buradaki meselemiz arkadaşlar hava burçlarında da olabilir. O zaman daha böyle daha havai. Çünkü hava burçlarındaki gezegenler genelde konsantrasyon sorunu yaşayabilirler. Hava çünkü çok değişken bir şey. Havai diyoruz ya. Zaten bu karakteristik özellikleri demevi, sevdevi. Bunları biz tabii dört elemente, ahlatı, erbaya eskilerin tabiri buna bağlıyoruz. Bu zaten eski tıpta geçen bir şey, karakteristik bir şey. Şimdi ne yapıyormuşuz biz? Güneşle Merkür ilişkisinde tabii egoyla tabii konuşabilmek, bir irtibata geçebilmek ilişkide daha iyi bir diyalog yaratabilmek adına Güneşle Merkür ilişkilerine özellikle siz başkan haritasında bakın. Kendi güneşinizle ya da kendi Merkürünüzle kişinin güneşi arasında ya da Merkür arasında bir çatışma varsa orada ortak bir noktada buluşmamız nedir arkadaşlar? İmkansızdır. Bu kadar. Evet. Zaten akıl yarılması da böyle bir şey. Yani bizim Merkür terazi, hava burcu ülkemin. Fakat su burcu daha ağır diyelim. Güneş de akrep, su. Zaten burada akılla mantık arasında bir ayrışma var. Çünkü biri hava, biri su. Biri hava, biri su. Yani hava almaya çalışan bir insan ikizler diyelim. Hava ve akciğeri yönetir. Suyun altında nefessiz kalır arkadaş. O yüzden bu ülkede herkes çok konuşur. Hep yanlış anlaşıldım ya da yanlış anlatıyorum ya da sen beni yanlış anlıyorsun kavgası var. Hayır, sen kendi kendini yanlış anlıyorsun. İnsan kendini doğru anlasın, kendisiyle doğru konuşsun. Kimsenin onu anlamasına ihtiyacı yok. Mesela benim gibi. Millet beni yanlış anlamış, sevmiyormuş. Vay, çok etkilendim. Yani bilmiyorum ama tabii biz ders anlatıyoruz işte bazı şeyler herhalde ücretsiz filan böyle herkese sunduk ya. Beyefendiler bunun için tabii okul mokul 3-4 sene bir sürü para alıyor ya rahatsız oldular normaldir. Oğlum tabii müritleriniz de bize saldırsın o da normaldir. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Alemlerin Rabbi dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Tane birinin yolunu açtığı zaman isterse bütün dünya karşısına geçsin hiçbir şey olmaz. Biz çok inançlı adamlarız. Biz senin gibi öyle gezegene filan tapıp gezegene şirk koşmuyoruz. Gezegen arkadaş göstergedir. Kozmik göstergedir. Sen Satürn geldi diye başın belaya girmiyor aslında. Satürn senin başının belaya gireceğini gösteriyor. Olay bu. Çünkü sen zaten yanlış karmayla yaşıyorsun. Sonra suçu Satürn'e atıyorsun. Onu söyleyeyim. Öyle gezegenlere suç atmaktan vazgeçin artık. Astrolojide gezegene suç atmak diye bir şey yok. Kendim ettim, kendim buldum diyeceksin. Kendim ettim, kendim buldum. Ey yavrum ey. Ama kimse kendi etmiyor nedense. Alemlerin Rabbini de atlayıp efendim bir kader olduğunun da farkında değil. Bana yalan söylediler diyor. Kaderden bahsetmediler filan. Kardeşim hiç mi sana kaderden bahseden olmadı? Senin kaderinde gelip seni hırpalayan insanlar ya da olaylar dizisi varsa kendine şu soruyu soracaksın. Ne oluyoruz? Sen bırak şimdi namaz kılıp ona buna beddua etmeyi. Zaten Rabbinin bilgisi dahilinde ve iradesi dahilinde oluyor bu. O yüzden bir kendine bir bak. Önceki yaşam karmandan mı geliyor, buradan mı geliyor, oradan mı geliyor? Neyi anlayamadın da hep bu senin başına geliyor? Bunu soracaksın sen. Ego yapmayacaksın. Evet, güneşimiz ne yapıyormuş arkadaşlar? Merkür'le böyle bir kontak kuruyormuş. Venüs ne? Aşk simgesi. Boğa ve terazi. Boğa tabii maddi varlıklarımızla da alakalı. Terazi de diyelim ki evlilikle alakalı. Zaten bu ikisi ayrılmıyor bu ülkede. Evlilikle sınıf atlamaya çalışmak, evlilikle işte karın doyurmak filan. Şu ikisini bir ayırın artık. Yani boğadaki kendine ait parayla terazideki o evlilikten gelen imkanları biraz artık ayırın. Y ve Z kuşaklarına söylüyorum. Öbürlerinin zaten öyle bir şansı yok artık. Olan oldu. Bir sonraki hayatta bro. Şimdi Güneş Venüs'le tabii irtibat kurduğunda bu bir sevgi meselesine dönüşebilir. Aşk meselesine, evlilik meselesine dönüşebilir. Venüs'ünüzün bulunduğu burçta başkasının güneşi olabilir ya da bunun tam tersi olabilir.
bu size bir aşk ilişkisi getirebilir. Ama bu maddi bir ilişki de getirebilir. Yani boğa gibi çalışıp para kazanıyor olabilirsiniz. Servet yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. İkinin anlamları. Yedide ortaklık yapmaya, evlilik yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bunları ben arkadaşlar video çok uzamasın diye tek tek anlatmayacağım. Yani koçta kavuşurlarsa ne olur? Boğada kavuşurlarsa ne olur? Akıl yürütmenizi istiyorum. Genelde ne yapın? Koçun dispozitörü Mars. Boğanınkine Venüs. E demek ki neymiş arkadaş? Dispozitörün peşine takılarak bir sinastriye bakıyormuşuz. Burada demek ki Venüs'ün Güneş'le beraber ikinizin haritasında Koç burcunda kavuşması başka bir anlama gelir. Boğada başka bir anlama gelir. Burcun anlamı noktasında bir ego ve aşk ilişkisinden bahsedebiliriz. Güneş madem ego, Venüs sizin sevme biçiminiz, sevgi olan şeyiniz, anlatabiliyor muyum? Bakış açınızla alakalı. Bu ikisinin beraberliği ne yapacaktır arkadaşlar? Bu konuda bir ortaklık. Tabii kavuşum yapmış gezegenler el ele tutuşuyordur. Sıfır açısı bu. Koç açısı da diyebiliriz buna. O yüzden yeni aylarda mesela Güneş'le ay kavuşurlar ve bu bir koç açısıdır. Bir eylemdir, yeniye başlamaktır. Halbuki terazi açısı olduğunda yani 180 derece karşılıklıdır. Bu da bir dolunay açısıdır. Artık orada hasadın elde edilmesi gerekir. O yüzden Güneş koçtan itibaren teraziye kadar yürürken açıyı büyütür. 180 derece olabilecek. En maksimum açıdır astrolojide, daha sonra da açı küçülmeye başlar. Yani 210-240 demeyi tercih etmeyiz trigonometrideki gibi. Küçülen 150'lik deriz akrebe. Büyüyen 150'lik de başak açısıdır. 6 ev sonrasıdır. 150'lik açı o zaman burada eğer iki gezegen kavuştuktan sonra hızlı olan gezegen daha hızlı gidip diğerine fake atacağı için açılıyor mu, kapanıyor mu? Hızlı gezegene bakarsınız. Yani Güneş'le Ay arasındaki kavuşumda tabii ki Ay daha hızlı olduğu için Güneş dönüp dolaşıp aynı yere bir yıl sonra gelir. Ay ise adı üstünde bir ay sonra gelir. Ay takviminde Ay gerçi 31 gün, 30 gün falan da değildir. Onu da söyleyeyim. Ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Uzaklaşırken tam 150 derecede yani başağa geldiğinde başak açısı oluyor. O yüzden 6. evin zararları halledilebilir. Buna Upaçya evi denir Vedik astrolojide. Upaçya olgunlaşma evidir. Ki sen 6. evde arızayı tespit edip doğru analiz yapmaz, onu çözmezsen damlayan musluk mesela. Ya boşver damlıyor da ne oluyor dersin. Tatile gider gelirsin boru patlamıştır görürsün işte damlıyor da ne oluyor. Sen bunu Başak açısında çözmek zorundasın. Kuzey düğümümüz Başak mı? Bizim Başak. Peki biz Başak gibi yaşıyor muyuz? Hayır. Ha, bazı takıntılar ıvır zıvır tırıvırı. Onu bunu eleştirmek, burnundan kıl aldırmamak sanki kendisi mata bir şey. Ama Başak şunu bilir. Başak kendini de feci eleştirir. Onu söyleyeyim. Şimdi sen sonra ne yapıyorsun abi? Çat. Geçiyor mu teraziye? Tam işte dolunay. Yani rahme yumurtanın düştüğü an. İki gün kalıyor. Döllendi. Döllenmedi atılıyor. Yani aslında menstruasyonun ilk günü ne zamandır biliyor musun? Terazi bitince o döllenmemiş yumurtanın akrebe düştüğü andır. Ölür orada o yumurta. Bitmiştir abi. O yumurta artık döllenmediği için düşecektir. İşte o akrep açısıdır. Orada ölür o yumurta. Bu kadar basit. O kapanan 150'liktir. Artık akrebe gelince iş işten geçmiştir. O yüzden bu ülkede akrebiz biz. Tamam mı? İş işten geçmiş abi. İş işten geçmeme durumunu tabii 5. evde sen neyle hallediyorsun? 5. evde bu stalyum ha. 5. evde neyle hallediyorsun? Kumar, ünlü olacağım, gurur, baba olacağım, aşık olacağım. Ey be, 5'te bulduğum bu yani. Hiç orada sanat, edebiyat, o bu filan ama herkes artist. Zaten şimdi herkesin de bir kamerası var. Oo, Instagram'da iki poz veriyor. Teyze öyle bir makyaj yapmış ki 25 yaşındaki hali orada duruyor. Terazi ya Instagram. Sizi gidi sizi. Neyse benim de Face'de 20 sene önceki resmim duruyor. Benim her yerde. Ben sevmiyorum resim çektirmeyi. Ama biz zamanı mı durdurduk, ne yaptık Berna bilmiyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yapacağınız şey şu 5. stelyumumuz var ya onu çözmek abi.
Zaten ayımız gitmiş yükselenin yöneticisi 12'de. Ey yavrum, vakit çok geç, bu son fasıldır. Ey ömrüm, nasıl geçersen geç pozisyonunda. Bir de bu haritanın yöneticisi. O yüzden yurt dışına gittiğinizde haritanızın yükseleni değişiyor. Gittiğiniz ülkenin de tabii başka bir haritası var. Çat oturuyor. Yoksa o astrokartografya dedikleri, birilerinin uydurduğu, yok buradan Venüs çizgisi geçiyor, buradan Mars çizgisi geçiyor. Böyle güzel de bir dünya haritası görünce de vay herif neler biliyor filan. O tıraş arkadaşlar. Tamam. Bu işleri ciddi bilen birisi olarak söylüyorum. Tam bir tıraş, tam bir fiyasko. Onu önceden zaten astrokartografya ve kader üzerine bir videom var. Eski şeylere bakın. Recep İvedik abi hiçbir yerde ne Parisli bir kadına aşık olur ona ne Venedik'te. Kendimizi kandırmayalım. Bazı şeylerde kaderden kurtulamazsın. Nereye gidersen git aynıdır. Ama şu çok açık ki tabii ki Recep İvedik'i böyle hani şimdi böyle Afrika'da bir yere götürsek mesela bazı klanlarda, kavimlerde şey var. Ne kadar kiloluysan o kadar iyisin. Çünkü kilolu olmak demek saygıya değer bir şey demek. Çünkü besin kaynaklarına yakınsın. Böyle bir deri bir kemik kalmış da ölüyor değilsin. O yüzden Aşkın Metafiziği kitabında Schopenhauer çok güzel anlatıyor bunu, Arthur Schopenhauer. Tavsiye ederim. Erkeklerin niye ve neden aşık olduğunu anlamak isteyen kızlar o kitabı okusun abi. Adamı küçümsemeyin. Neçeden içenin de üstadı. Şimdi neyse, sadede geliyoruz. Güneş'in Venüs'le kontağı bir aşk ilişkisi olabilir. Karede çatışma olabilir, karşıt da olabilir. Ama şunu unutmayın, bir kadınla bir erkeğin haritasındaki kare ve karşıtlar bazen üçgen ve kavuşumlardan çok daha iyi çalışabilir. Çünkü diyeceksiniz ki niye? İki erkek, iki kadın olduğunda aynı cinsten iki varlığın ilişkisinde gezegenler de aynı çalışır. Erkek de kadın zaten doğası gereği negatif ve pozitif, eril ve dişil, gece ve gündüz, yin ve yang kadar zıt oldukları için gezegenlerin zıttıkları ve kareleri aksine daha büyük bir aşk doğurabilir. Zaten aşktaki en büyük mesele karşıtına ve muhteşem derecede sana zıt birine zıtlaşıp orada zaten kibri, egoyu yıkarak değişmektir. Mevlana bunu yapıyor Şems ile. Bu, bir sürü ilişkide de vardır. Bu hatta sonunda hüsran da olabilir. Çat, cinayet, çat, kendini vurmak gibi. Bu şimdi egonun ölümü. Aşk budur. Ha şimdi böyle herkes kibirli, egolu. Herkes birinci eve çekiyor. Yedinci eve saygı yok. Pat kopuyor. E kardeşim birinci evini mi yaşamak istiyorsun? Gitme abi yediye otur tek başına, tamam mı? Birinci evde takıl ya. Ya da git 11'e sosyalleş, çık politikayla uğraş, anladın mı? Beşinci evde de aşkı da, hatta çocuklarını da ihmal et yani, ne yapayım? Ama şu var bizim insanımızda, ne yardan vazgeçiyorlar ne serden vazgeçiyor. Öyle bir dünya yok abi. Hayatta bir şeyi verirsin, karşılığında da bir şey alırsın, bu kadar. Öyle paket halinde, Turkcell paketi mi bu? Sana hem dakika versin hem yok internet paketi versin. Onu versin, taklacı güvercin versin. Ulan taklacı güvercin nereden çıktı? Neyse. Gece rüyamda taklacı güvercinlerimden biri gördüm. Aradan yıllar geçti, rüyama girer hala. Çok severdim. Anasını babasını da Şahin katmıştı, ağzımla büyütürdüm. Adını da su içen koymuştum. Suyu bile ağzımla veriyordum. Onu da bir gün Şahin kaptı. Parçalandı kursağı. Yani düştü bir yere, gittim aldım iğne iplik diktim böyle. Antibiyotik de verdim. Tetra kapsül verdik sularına. Ama suyu içince akardı tabii. O yüzden ikide bir ağzımda şey vermek zorundaydım. Tabii güvercinler çok çabuk iyileşiyor. Kuşların öyle bir şeysi var. Ayakları da kırılsa mandalla tutturuyorsun böyle, sarıyorsun. Bir hafta sürmüyor. İçi de boş ya. Neyse. Satürn 12. evimde ondandır. Sıkıntılı rüya gösteriyor. Eski tabii, geçmiş 30 sene evvelki meseleler. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar biz? Venüs'le Güneş'i anladık herhalde. Güneş'in tabi egomuz olarak tabi irtibatı tabi Mars'la da olabilir. Önce Ay'ı anlatayım. Ay neticede Dünya'ya daha yakın. Güneş ve Ay. Hele de gökyüzünde karşıtsa, yani Ay'ı terazide bir insan beni daha iyi anlayabilir bazen.
Ya da benim ayım aslanda da. Mesela bir kova beni daha iyi anlayabilir. Çünkü güneşle ay karşıt olduğunda ne oluyor? Dolunay oluyor. Kavuşum da olabilir. Yani benim ayım aslanda olduğu için mesela aslan burçlarını anlayabilirim. Ayı koçta olan biri de ben koçum ya beni anlayabilir. Burada tabii ay ve güneş arasında duygularla ego arasındaki bağlantı ve kontak var sinastride. Burası önemli. Bu bazen güneş babadır, ay annedir. Bu bazen güneş erkektir. Ay işte ne bileyim bir yine annedir. Anne çocuk ilişkisi de ortaya çıkabilir güneş ve aile, onu söyleyeyim. Zaten ayınız hangi burçta ve evdeyse annenizi öyle algılarsınız. O yüzden dört çocuklu bir annenin dört çocuğunu ayrı ayrı sorsak hepsi annesini ayrı hisseder. Evet. Güneşli ayın tabii egoyla duygular arasındaki bağlantı olduğu için tabii ideal bir ilişkide karşılıklı insanlar birbirlerinin egolarını ve duygularını nedir? Aslında tatmin etmek durumundadırlar. Bu bağlamda tabii ayı ikizlerde olan birisi mesela Türkiye'de mesela diyelim ki kim olsun? Ecevit olsun. Ya da İstanbul Belediye Başkanı ya da işte Ankara'nın belediye başkanı. Şimdi bu arkadaşlar ikizler. Senin ayın nerede abi? İkizlerde. Öyle olunca işte mesela halkın çocuğu diyorduk Ecevit'e. Hatta bir gün rahmetli Demirel şey demişti. Ne kafalı adamdı ya. Acayip de bir belleği vardı. Ya demişti ki Erbakan işte İslam'ın çocuğu. Değil mi? Hani bir şey deriz ya. Bir cemaatin yani insanlar tabi aidiyet duygusuyla yaşarlar. Bir milletimiz vardır, bir dinimiz, inancımız vardır filan. Tabi ki her biri bir şey kapmış. İşte ne bileyim biri işte inancınızın çocuğu, efendim Ecevit halk çocuğu, işte diğeri kimdi ya? Türkeş'e söylemişti herhalde. Biri işte Türk'ün çocuğu, Türk milliyetçisi ya. Lan biz bilmem ne çocuğumuz demişti. Rahmetli. Enteresan bir adamdı. Tabii bir ideolojiye, bir inanca kendinizi kaptırdığınızda ve kendinizi öyle ifade ettiğinizde maalesef ama maalesef farklı durumlara karşı ön yargılı olursunuz. Halbuki çemberin ortasında kalmak lazım. Astrolojide de böyle bir şey var. Yani Rabbim ne yapıyor arkadaşlar? Dünyada 200 ayrı ülke var. Bunların hepsinin dili, dini, ırkı, cinsiyeti, ideolojisi farklı. Ama sen Rabbinin o farklı yaratımına maalesef yanlış anlamasın kimse. Bu çok Jüpiteryen bir şeydir. O yüzden Jüpiter 9. ev, yabancı diller, uzak ülkeler, inanca ve dine karşı bir saygı ve sevgidir. Biz tabii akrepte kalıp Jüpiterimiz de akrep ya, maalesef yaya geçemediğimiz için bizim öyle bir durumumuz yok. Şimdi bunları söyleyince hoca işte ideolojisini, dinini konuşturuyor. Öyle bir şey yok arkadaşım. Başım. Sen zaten diyorum ya Bulgaristan sınırını geçince yalnız kaldım. Böyle sürekli kendimizi beğenip başka ırkları, cinsiyetleri, dinleri, inançları filan bu huydan vazgeçin. Yani bu kova çağında bu sökmez. Bunu sen 2000 liraya zaten anlatamayacaksın. 90'ların zaten bu konuda kafası karışık. 2000'lere hiç anlatamayacaksın. Dinlemeyecekler seni. Sen şimdi bu anneannenden, dedenden gelme dinozorus filan şeylerini gideceksin başka bir yerde satacaksın. Rahmetli Erbakan öyle derdi. Yani Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsunuz derdi. Kova çağında arkadaşlar sattığınız her şey aynen o şekilde. Onu söyleyeyim. Yani bunu kimse değiştiremez, dönüştüremez. Son 20 senedir hızlanarak gidiyor. Kova çağındayız. Olay budur. Bu iş bitmiştir. Balık çağında değiliz artık. İşinize gelirse
beğenmeyen dünyasını değiştir. Dünyayı değiştirmek için de yapılacak şey belli. Bill Gates gibi araçla yok Mars'a yerleşir miyiz hayali de değil. Hareketini yap git. Tamam. O ortada arıza yaratma. Senin dediğin gibi olmayacak neticede. Rabbin dediği gibi olacak. E bu evren de Rabbin evreni. O ne isterse o olur. Sen ancak konuşur durursun. Eğer senin istediğini isteseydi zaten 8 milyarın tamamını senin istediğin gibi yaratırdı. Mesele de hallolurdu şekerim. Öyle olmadığına göre mesele yok. Evet. Güneşimizi yani egomuzu çok zorlamayalım. Burada tabii Venüs'le bir tabii sevgiden, aşktan bahsetmişken tabii Ay'la da aslında aynısından bahsediyoruz. Fakat Ay ve Venüs ikisi de dişi olmasına rağmen Ay rahimdir, Venüs ise tenasül uzvudur, kadının cinsel organıdır. Şimdi aşk Venüs'le alakalıdır. Ay rahimdir ve annedir. Şimdi annenin aşkıyla kadının aşkı başka şeyler. Aşk edebiyatı annelerin değil, kadınların aşkından bahseder. Bu bir safadır. Ay başından ötürü adettir de aynı zamanda. Adet görmektir. Bu noktada Ay'la Venüs'ün bize getirdiği duyguların aynı olmadığını kabul etmek zorundayız. Ha, erkeklerin kafası karışmaz, bizde rahim yok, bizde mideyi yönetiyor. O yüzden erkeğin midesinden geçiyor, kalbine giden yol. Bu kadar basit. Ha, yazmış arkadaş, ya hocam işte yemek yapmıyorum, evlenemezsin kardeşim, evlenirsin yürümez o iş, hiç kendini kandırma. Birini hapsetmenin en iyi yolu onu doyurmaktır abi. Bu büyücü gibi şeydir böyle. Parmak uçlarınla verdiğin o enerjiyi adama hapsedersin. O da seni tutar bu kadar. Ha istemiyorsundur olabilir. Ona yani benim çok tanıdığım iyi aşçılar da var. Emin ol akşam eve gidince karısının yemeğini yemekten daha keyif alıyor. Tembelliğinden değil ha, yanlış anlaşılmasın. Ama Ay annedir, rahimdir. Ve biz ilk yemeği anamızın rahminde yeriz. Doğurduğunda bize oral evrede meme verir, tamam mı arkadaş? Seni besler, önüne yemek koyar. Bu bağlamda bu genetik bir şeydir. Bu milyon yıllık antropolojik bir şeydir. Bu senin DNA'larınla alakalı. Öyle iki tane Amerikan emperyalizminin, kültür emperyalizminin internet üzerinden, filmler üzerinden sana empoze ettiğiyle öyle hani 20-30 senede filan değişebilecek bir şey değil o. Kendini kandırma. Hocan da böyle konuşuyor filan diye. Yok hocam feodal, yok kadın düşmanı. Hayır arkadaş, bu ülkede kadın düşmanı olmasına gerek yok erkeklerin. Kadınlar zaten birbirlerine düşman. Bunu sen daha iyi biliyorsun. Sen kendine yaptığın düşmanlığı sana kimse yapmaz, merak etme. Madem bizi öyle görüyorsun, kesersin irtibatı, burayı dinlemezsin. Biz sana buradan bir şey satmıyoruz. Biz buradan sana bedava bilgi veriyoruz. Tamam mı? Alırsın almazsın, sana kalmış. Neticede o çocukların yarın öbür gün sana operasyon çekerlerse ben seni görürüm. Netekim yiyorsun operasyonları. Bak çocuklar delilen diyeceğim. Hepsi hayırsız evlat zannediyorsun. Alakası yok. Sen belki hayırsız ana babasın. Her zaman söylüyorum yani. Ektiğini biçersin. Herkes yukarıdan hak ettiğini çeker abi. Sen ne bekliyorsun ki? Artist. Ha, film ya. Vallahi film ya. Bir de hele çoluk çocuk üzerinden ego yapmak olabilecek en sert egodur. Ve egoya en iyi dersi aşk da vermez. Çocuğun verir. Bak aşk bu. Bir gün biter. Başka birini bulursun, unutursun. Acısı da dinebilir. Ama var ya bir çocuğun sana verdiği dersi var ya, ana baba olarak asla ve kat'a unutmazsın. Çünkü onu sen getirdin hayata. O elin kızı değil, elin adamı da değil. Boşa at, soyadını da geri al. Öyle olmuyor işte. O yüzden dikkatli olun diyorum. Ben tabii bu bağlamda 90'lı 2000'lerin yanındayım. Ama bakın Y ve Z kuşağı. Her şeyi anneniz, anneanneniz, babanız, dedeniz de yanlış yapmadı. Öyle her şeyi de toplu halde ittiremezsin. Bazı şeyler vardı ki onlar haklıydı. Bu kadar. Her konuda da sen haklı değilsin. Öyle bir şey yok. Bu nedir ya? Bizde böyle bir şey var. Ya orası haklı ya burası haklı. Hayır efendim. İki kişi de haklı, iki kişi de haksız. Hayat öyle bir yer. Aynı anda hem de yani. Evet, ay budur. Güneş ay ilişkisi dedim ya, anne çocuk ilişkisi de olabilir. Ego ve duyguların tatmini ilişkisi de olabilir. Mars'ta olunca Mars'ta bir savaşçı, eyleme geçirici.
Yani sizin güneşinizle birinin Mars'ı arasındaki kontak sert bir kontaksa direkt çatışmaya ve kavgaya da dönüşebilir. Güneş burada ego yapar, Mars da ona saldırır. Bu kadar basittir bu. Yani 7. evinde Mars'ın vardır. 1-7 aksında çat diye kuja doşa. Mars baskısı denir buna. Koca dayağı yiyebilirsin mesela. Venüs Mars kavuşumun vardır ya da karesi ya da karşıtlığı vardır. Tacize maruz kalabilirsin mesela. Mars çünkü burada senin hangi gezegenine saldırıyorsa senin o gezegenin üzerinde bir değişime ihtiyacın var. Mars çünkü Muhittin Arabi'nin varlık dairesinde göğün 13. katıdır. Meri göğü diyor. Nedir o? Azrail Aleyhisselam'ın göğüdür. 13 o yüzden tarot kartlarında da ölüm kartıdır. Mars öldürür abi. O Plüton'un yani yeraltı tanrısı Hades'in ölüm tanrısının akrebin 8. evin oradaki ölüm o sembolik bir ölüm. Gerçek ölüm Mars'la alakalıdır. O yüzden tarihteki en büyük katiller mass murderer'lar genelde mass murderer diyorum. Bakın seri katiller balık, yengeç, akrep gibi su burçlarından ayı orada olanlardan çıkabilir. Açar bakarsın FBI'ın CIA'nin listesinden. Mass murderer arkadaş yani Lenin devrim yaptığında bütün Çarlık Rusyası'nı kurşuna diziyor. Bu kadar basit yani. Çarların tamamını, Çarların ailesini pardon. Hitler'in ne yaptığını zaten biliyoruz. Ha sen gaza, cihat filan dersin. Doğrudur. Ama bizim peygamberimiz Uhud'da, Bedir'de, Hendek'te buralarda savaştı arkadaş. Şimdi sen bana kalkıp da Hazreti İsa ağzıyla konuşmayacaksın. O başka bir dönemin, başka bir devrin peygamberi. Onun yaşamı başka, onunki başka. Rabbim tabii herkesi bir farklı yaratıyor ve dönemin koşullarına, şartların koşullarına göre de o kişiye o yeteneği veriyor. Belagat üstadıdır aynı zamanda. Koçların 2-3 özelliği vardır. Bir, bazıları yazmış orada, hocam Lenin boğa kardeşim öyle düşünme sen hayatı. Bak boğaların içinde çok akıllı kitap yazan insanlar vardır. Son tahlilde Karl Marx yazmıştır Das Kapital'i ama onu okuyan Lenin Karl Marx'ın ideolojisini pratiğe geçirmiştir. Mesela boğa çok iyi yazıp çizebilir ama pratik konusunda daha zayıftır. Koç neticede Mars'tır, eylemdir. Hazreti Muhammed neticede Kur'an gönderiliyor değil mi? Bir kitap var ortada. Lenin'in Devlet ve İhtilal kitabı var değil mi? Sadece o değil, tonla kitabı var. Hitler'in de Mein Kampf, kavgam kitabı var. Bir adam hem kavgası var hem de kitabı var. Ve aynı anda kavga ediyorsa koç burcudur. Unnegotiable bu. Mars'ın koç olması, ayına kara yapması anlamıyla Mustafa Kemal Paşa da böyledir. Yoksa dedim ya orada çok aktif bir Mars olması lazım. Mars haritanızda güneşle kavuşum olabilir, eylemci yapar sizi. Karedir, karşıttır, çatışmaya sokabilir. Fakat bir kadın için zararlıdır bu. Çünkü Mars neticede klitoristir. Yani erkekteki penisin karşılığıdır klitoris arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani Mars'la Venüs'ü karıştırmayacaksın. Güneşle Ay'ı da karıştırmayacaksın. Erkek daha çok Güneş ve Mars'ıyla yaşar. Kadın da Venüs'ü ve Ay'ıyla yaşar. Bu kadar basittir. 2 kere 2 4. Sen kalkıp Mars'ını çok aktive edersen o zaman sorun çıkar. Sorun çıkar. Ya da kendine daha yumuşak bir erkek bulursun. Alfa kurdu bir erkekle kavga çıkar. Her zaman söylüyorum. Pozitif, negatif, yin, yang, dişil, eril dengesi kurmak lazım. Bu kadar basittir bu. Mars bu anlamda güneşle kare ise çatışma, karşısında çatışma olabilir. Kavuşumda bile çatışma yaratabilir. Ama yoldaşınızdır. Beraber kavgaya giriyorsunuzdur. Senin komutanındır. Sen de onun askerisindir. Olabilir. Hayatta bir sürü ilişkide ne yapıyoruz? Beraber bir kavgaya giriyoruz. Yoldaş arıyoruz biz. Bu kadar. Jüpiter'le Güneş'in ki tabii Jüpiter burada guru, yol gösteren, yönlendiren demek. 9. evin doğal yöneticisi. Aslında bizim süper egomuz. Güneş ise egomuz. Tabii bu ikisi arasındaki ilişki de Jüpiter tabii Güneş'ten daha ileri bir gezegen. Kabul edelim ki boşuna Zeus değil, tanrıların tanrısı. Burada tabii egoyu eğiten bir şey, bir eğitmen, bir öğretmen ya da sana bir dil öğreten hoca. Çünkü iki dil, iki insanlıyorsun. Demek ki Jüpiter orada iki tane Güneş de yaratabilir. Bu anlamda Güneş ile Jüpiter arasındaki ilişkide Jüpiter bolluk, bereket de getirebilir kişiye. Size akıl veriyor, yönlendiriyor da olabilir. Mesela benim Jüpiter'im Kova'da ve 11. evde. Ben cemiyeti, içinde bulunduğum toplumu daima
bir şekliyle Jüpiter'imle ne yapmaya çalışıyorum? Eğitmeye çalışıyorum. Bu benim görevim abicim. Bu benim görevim. Bunu bize gökyüzünden verdiler. Bunu bize Rabbim verdi. Ben bunu gidip böyle hap diye almadım. Evet. Neymiş? Güneş ile Jüpiter'in ilişkisinde bir eğitim meselesi, bir yönlendirme, bir hacılık, bir hocalık varmış. Bu bazen dini liderlerde de olabilir. Bu tabii güneşinizin bir insanın Jüpiter'iyle ya da sizin Jüpiter'inizin bir insanın güneşiyle kurmuş olduğu açı budur. Yani kovanın simgelerinde Uranüs de var mesela dispozitör. Uranüs gök tanrı filan. Ben daha çocukken de gökyüzüyle ilgilenirdim. Neticede Jüpiter'le Mars'ın kavuşumu kovada ve 11'de. Bu kadar basit. Yani astroloji bilmem kadar doğal bir şey olamaz. Asker okulda da devam etseydim harp okulunda, hava harp okuluna girmiştim. Savaş uçağı pilotu olacaktım. Bu kadar basittir bu. Bunun farklı kompartmanları var. Biz de o kompartmanları ne yapıyoruz? Hayata geçiriyoruz arkadaşlar. Evet. Uranüs'le olursa ne olur? Jüpiter'den sonra tabii Satürn var. Satürn dedeyi atlamayalım. Üzmeyelim adamı. Ya dede Satürn, şimdi sen tabii sert bir öğretmensin. Sert bir öğretmensin. Satürn'ün kontakları kavuşum da olsa yorucu olabilir. İşte TC haritası. Satürn ve Merkür terazide ne yapmışlar? Kavuşmuşlar arkadaş. Satürn orada tabii Merkür'ü eziyor. Belki hani kıt akıl deyip böyle konuşuyoruz ya. Herkes birbirini bu coğrafyada akılsız bulmasını seviyor. Satürn Merkür'ü yakalamış filan. Ama Satürn tabii terazide güçlü aslında da tabii terazinin iyi anlamlarına bakmak lazım. Yani Satürn orada evlilikle de alakalı olabilir. Merkür de onunla alakalı. Aklı evlilikte hocam, ne zaman evleneceğim filan. Ya evleneceğim, bir dur, evlenirsin de zaten. Evlenince de hocam ne zaman boşanacağım filan. Şimdi buradaki Merkür Satürn tarafından kısıtlanmış. Güneş'e de bir kısıtlama getirebilir. Onu söyleyeyim. Yani yaşamsal canlılığı öldürebilir arkadaşlar. Satürn orada bir de Güneş'i yönetir. Onu söyleyeyim. Yani birinin Satürn'ü diğerinin Güneş'in üstündeyse ama sert, kısıtlayıcı bir şekilde, diktatöryen bir şekilde yönetir. Onu söyleyeyim. Kare varsa da çatışma çıkartır. Karşıtlığında da. Ha, üçgen belki daha olumlu olabilir. Ama burada siz karşınızdaki insanın, yani Satürn'ü hangi burçtaysa onun daha yaşlı ve bilgi olduğunu kabul etmiyorsanız sorun çıkabilir. Ha, siz ona dede demişsinizdir. Dedeniz olarak kabul ediyorsunuzdur o kişiyi. O zaman sorun yok. Bak, o zaman sorun yok. Biz Ay'a da dede deriz. Ay dede filan. Niye? Ay 12'de. En yaşlı, en son evde. 12. evdeki gezegen yaşlanmıştır yahu. Yani şu an mesela Satürn balıkta, daha da yaşlı bir Satürn. Koça geçer 2026'da, gencecik olur. Yeniden format atar. Mars'ın peşine düşen Satürn. Dede. 90 yaşında dede başlıyor maratona filan. Bizim dedenin Ankara-İstanbul arası yürümesi gibi. Ya dede yürüdün de, yani yollar yürümekle aşınmaz, bir de yol yürüyorsun filan diye milletin sana yardım edeceğini, ki o kadar insan da etti. Ya ben git artık ya. Hakikaten dede git artık yani. Hangi dededen bahsettiğimi de anladınız. Yeter. İyisin, hoşsun, güzelsin. Ama buraya kadarmış ya. Sıkıntı yaratmayın ya. Bir emekli olmasını öğrenin ya. Dedeciğim ya. Lan bu kadar genç var. Bir çekilin ya. Gelsin başkaları baksın ya. Evet. Ne diyorduk? Yani Satürn'le Güneş yaşam enerjisini azaltabilir. Zorlayıcı da olabilir. Hakikaten dedenizin Satürn'ü de sizin mesela Güneş'inize ne yapabilir? Kontak kurabilir. Mesela babamla benim Satürnlerim aynıdır. Çünkü aramızda 30 yaş var. Fakat kardeşim ikizlerdi. Onun güneşi ikizlerdi. Babamın da tabii Satürn'ü ikizler benim gibi. Kardeşimi daha çok yordu. Aslında aynı babaya sahip olduk ama kardeşim üzerindeki, yani bu tabii bir algı meselesidir hayat. O babayı daha baskıcı gördü. Ben öyle görmedim mesela. Çünkü o Güneş-Satürn kontağı öyle bir kontaktı onun için. Bu kadar basit. Ha, bu
Satürn tabii kabul edelim ki zaman tanrısı olduğu için bir karmanızı getirir. Yani Demirel'in, Erbakan'ın, Ecevit'in ya da işte Recep Tayyip Erdoğan'ın bakarsanız Satürnlerinin zaten ne olduğunu görürsünüz? Akrep olduğunu görürsünüz. Türkiye'de bir akrep. Şimdi burada bir tabii insanın baskı algılaması Satürn'ün getirdiği bir şey. Ama Satürn dedim ya size zaman tanrısı. Neticede bir karman var. O da sana o karmayı getiriyor. O yüzden de ben insanları suçlamak ya da olaylar üzerinden, belki insanlar ve olaylar üzerinden örnekler veriyorum. Ancak son tahlilde hem birey hem de toplum olarak kim ne yaşıyorsa dünyada bunu sonuna kadar hak ediyordur. Bazıları kızıyor. Efendim hoca öyle mi olur? Yok kabasın. Ya kardeşim, alemlerin bir tane Rabbi var. Tamam. Günde ortalama 30 bin insan açlıktan ölür. İnsanlar kalpten, kanserden ölür, trafik kazasında ölür, depremde ölür. Tecavüze uğrar, cinayete maruz kalır filan. Bu evreni ben yaratmadım. Bu evrende bunlar oluyor. Ben sana gördüğümü söylüyorum. Ha, bunu kim yapıyor bilemem. Yani herkesin o tabii kendi yorumu. Akıl fikir verdi hoca bize. İşte biz de ona göre tamam akıl fikir vermiş de kardeşim. Sana aklı fikri eksik veren de kim? O da alemlerin Rabbi. Son tahlilde senin akıl fikir verdiğin dediğin şey kifayetsiz bir akıldır. O kifayetsiz aklın da hayatta da başka tür bir kaderi vardır. Son tahlilde insan denen varlık nedense iradesini çok abartıyor. Halbuki biz dünyaya geldiğimizde cinsiyetimizi, göz rengimizi, anamızı, babamızı, ülkemizi, hiçbir şeyimizi seçmiyoruz. Doğarken de isteyerek doğmuyoruz, ölürken de isteyerek ölmüyoruz. Sadece ruh bedenlenirken belirli bir seviyesi var, belirli bir farkındalık bilinci var. Bu bilinç de zaten ne yapıyor? Seni hak ettiğin sınıfa gönderiyor. İlk hocam da annenle babanı öyle düşün yani. O yüzden de hani suçu onun bunun üstüne atacağına ruhsal alemde sen ne yaptın? Nasıl bir seviyen vardı? Sen ondan bahset. Öbür türlü yaptığın yorum senin egonla alakalı. Yani egonla alakalı. Egonla diyorum ben yapıyorum ediyorum filan. Ben çok emin değilim. Aynı ego sana bilinçaltından rüyada da şunu şey yapıyor. Hop diyorsun, at diyorsun, zıp diyorsun. Ulan bir uyanıyorsun hiçbir şey yapmamışsın yani. Belki Rabbin seni evren rüyasında görüyordur. Sen Tanrı'nın rüyasısındır. Belki hiçbir şey yapmıyorsundur. Buradaki meselemiz şudur ki teslim olmasını bilip ego yapmayınca zaten huzurlu olursun. Biz ne deriz Türkçe'de? Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Burası dünya ve biz burada kullar olarak misafiriz. Bu kadar. Ha sen yok öyle değil diyorsan öyle değildir. Herkesin bir düşünce biçimi var. Kutsi hadistir. Kullarım beni nasıl biliyorsa ben öyleyimdir. Benim kafamdaki Tanrı'ya karışma sen olur mu? Neticede herkesin bir aklı, zekası var. Her millet ayrı, her ırk ayrı, her millet, her inanç ayrı inanır. Senin kafandaki nasıl bir Tanrı bilmiyorum ama Tanrı bir tane tabii ki. Ama aynı Tanrı'yı bazısı sever, bazısı sevmez. Hatta bazısı inanmaz da ona kalmış bir şey. Rabbim isteseydi zaten herkesi tek tip yapardı ama yapmadı. Evet, çünkü herkesin farkındalık bilinci ve seviyesi farklı. Maalesef insanlar yaşamadan ne yapmıyor? Terbiye olmuyor, öğrenmiyor. Öğrenmeyince de yiyorsun dayağı. Hepimiz dayak yeriz dünyada ama bazıları dayağı fazla yiyor. Dayağı fazla yiyorsan kendine ben bu dayağı niye fazladan yiyorum diye soracaksın abicim. Okulda da öğretmenlerle büyüdük, ilkokul, ortaokul. Ah ne güzel, dert görmesin elleri. Bir güzel tokatlarlardı adam olalım diye. Ben mümkün mertebe az dayak yedim. Dersini çalışmayan sensin, fazla dayak yedin. Aynı hocayı ben rahmetle anıyorum. Sen de Allah belasını versin diyorsun. Hoca aynı hoca ama talebe farklı. Evet. Şimdi. Anladık Satürn'ü. Sert hoca dedik. Kıstırıyor, sıkıştırıyor ve öyle pataklıyor. Yani onu da ihtiyacın varsa o dersi de gidip alacaksın, kaçmayacaksın. O bana Satürn kare yaptı, Jüpiter'i böyle, Mars'ı böyle. Kardeşim ihtiyacın olan gezegen sana ne yapacaktır? İhtiyacı olan dersi verecektir. Ben Jüpiter seviyorum abi. Okumasını, dil, o bu filan. Daha güzel oluyor abi. O daha güzel. Sen Mars'ta Satürn'le yaşamak istiyorsan buyur yaşa. Ben Venüs, Jüpiter böyle. Hani o da güzel anlamları. Ha, yoksa onların kötü anlamları öyle hiçbir şeye benzemez. Onu da söyleyeyim. Onu da anlattım hatta.
Evet, Uranüs ne yapıyor? Güneşle Uranüs zaten karşıtlar. Aslanla kova durumu gibi. Evet, bu çatışmaya açık bir durumdur. Aslında şöyle çatışmaya açık bir durumdur. Egonun parçalanıp devrimci olman demektir. Zaten kova çağı o yüzden güneş bireysel aslan egosunun karşısında olduğu için bireysel egolarımız yerle yeksan oldu. Devir böyle bir devir. Yapacak hiçbir şey yok. Kova çağı bu. Bireysel egoları bırakıp egonuzu toplumsallaştırıp topluma hizmet etmesini öğreneceksiniz. Ben buradan ders vererek bilgimin zekatını veriyorum. Nokta. Bedava hem de. Free, free. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de ben buna mecburum. Zaten benim Güneş Uranüs karşıtlığım var. Doğuştan var. Doğuştan olduğu için de ben bunun ne demek olduğunu biliyorum. Bir Uranüs açım var benim. Aynen Güneş'le nasıl Uranüs Felek'te normalde karşı karşıya Aslan takım yıldızıyla Kova yani Güneş'te Uranüs. Bu benim haritamda zaten var. Ben bunu biliyorum. Sana da tavsiye ederim. Lazım olur Kova çağında. Sadece astroloji öğrenerek filan kova çağını hallettiğini sanma. Sen astrolojiye bile hurafeleri sokmuşsun abi. Onu söyle. O hurafeler o balık çağının tortuları olabilir. Hurafe sosu da güzel olabilir. Nereye kadar? Nereye kadar? Evet. Başka ne yapıyoruz arkadaşlar? Anladınız siz onu. Bu çok Güneş Uranüs devrimcidir. Değişime açıktır. Çılgın bir ilişki. Bazen gerekti böyle bir ilişki. Zaten herkes çıldırdı 20 senedir. Son 10 senedir zaten dozu iyice arttı yani. Elinde interneti olan tamam olsun kullanın kova çağındayız zaten. Ama kardeşim sen bir bak kendine bir de internetteki adama bak yani. Olacak iş değil yani. Neptün ne yapıyor? Au, hayaller gezegeni. Güzel, bak roman yazılır, güzel şarkı sözü yazılır, sanat, edebiyat, mimari, yaratıcı, güzelleştiren, Venüs'ün de üst oktavı ya Neptün, ilahi aşk filan, okey. Ama Güneş'le fazla karesi, fazla kavuşumu sizi böyle hayaller içerisine sokar. Sonra siz hayallerinizin peşine giderken perişan olursunuz. O yüzden dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Yani Neptün kadar hayallere sürükleyip insanı yok eden başka bir şey yok. Peri kızı sirenler dedik ya. Deniz tanrısı Poseidon filan. Titanik'i de o çekti batırdı böyle. Buzdağına filan. Böyle gider oturursun karaya yani. Dikkatli olmak lazım. Batarsın yani. Ha, sanatsal bir yaratım için sizin hayal gücünüzü geliştiren bir takım süreçler için 10 numara olabilir. Neptün aslan bizde değil mi? Yengeç mi aslan mı? Yok Plüto aslan. Evet. Bir de Plüto'muz var değil mi Güneş'le? Tam yıkım. Yıkım ama gerçek ölümden bahsetmiyorum. Ölüp yeniden var olmaktan bahsediyorum. Güneş'i ve Plüton'u etkisi bunu yaratabilir. Zaten kovaya gelecek. Önümüzdeki yıl bir gelecek. Son bir böyle bir kısa süreliğine oğlağa geri dönecek. Sonra 20 sene. Evet. Güneşimize ve Venüs'ümüze kovadan Plüto kare atacak. Kovadaki Plüto tabii bütün cemiyetleri, toplumların tamamını yıkacak, yeniden inşa edecek. Uranüs'ün peşine gidecek. Uranüs çağıdır. Robotların, yapay zekaların çağı. Bütün toplumsal ilkeler, kaideler yıkılacak. Başka bir civilization, uygarlık başlıyor arkadaşlar. Biz şimdi Neptün'le balıktayız. 2026'da çıkar. Şimdi bu Güneş'le Neptün'ü olan kişi hayalleri noktasında iyi bir şeyler de yapabilir. Plüton ise yıkar. Ha yıkması iyidir. Ölümlerden ölüm beğendiriz. Ölüm iyidir bazen. Eğer güzel ölmesini bilirsen, müşkül odur kölmeden önce ölür Yahya Kemal diyor ya, Rintlerin akşamı mıydı? Sıra dağlar nasıl bakıyorsa siyah ufka, sen de öyle bak hayata, düşünme bırak diyor. Kalsaydı terkeşimde tek bir ok, atmazdım onu diyor. En tatlı rüyaya bile. Evet. Venüs Akrep'ten Nazım'ın tabi anasına aşık. O anlamış ama yay tabi. Akrep'ten sonra geliyor. Tam Jüpiteryen bir şey yakalamış. Endülüs'te mi yazıyor? Büyükelçi herhalde yurt dışında. Atatürk onu elçiliğe gönderiyor. Ay. Sıra dağlar diyor nasıl bakıyorsa siyah ufka. Sen de öyle bak hayata düşünme bırak diyor. Yaşamak hikayesi diyor anlaşıldı diyor. Anlaşıldı diyor cihanın da sırrı yok diyor. Kalsaydı terkeşimde tek bir ok atmazdım onu en tatlı rüyaya bile. Güzel ölmüş abi.
Ölmüş, başka bir şeye dönüşmüş. Yani işte yaşanan bazı şeyler, bu bazen gurbet olur, bazen Nazım'ın hayatındaki bir hapislik olur. Biz tabii hapislik de biliriz, gurbet de biliriz. Ölüp başka bir şeye dönüşürken daha sevimli, daha güçlü, daha sağlam, daha üretken, daha yaratıcı bir egoya sahip olmak lazım. Ama sen ölmesini beceremezsen, sabit aslan, güneş, ego sabit zaten. Plüton da sabit, akrep de çünkü sabit. İki sabit gezegen, Uranüs de öyledir. O da kovanın sabit. Venüs boğa, o da boğanın aşkın sabit. Çatır 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 o egoyu böyle buz pateni gibi çizer abicim. Egonun çizilmesidir o. Çizik yersin, mahallenin kabadayı kedisi gibi kulak gitmiş, burunda faça maça, göz gitmiş filan. Sonuç hiçbir şey. Netice Hatice 90-60-90 da olsa netice önemlidir arkadaşlar. Diyorum, seviyorum talebelerimi. Allah toplumca yar ve yardımcımız olsun. Akıl, izan, fikir versin. Hele bana saldıranlara daha fazla versin. Cemil Meriç'in güzel bir lafı var. Şimdi söylemeden edemeyeceğim. Gökteki yıldızları bile yangın sanıp söndürmeye koşan diyor zavallı insanlarım diyor. Karanlığa öyle bir alışmışsınız ki diyor gökteki yıldızlar bile sizi rahatsız ediyor. Cemil Meriç, Bu Ülke kitabı. Allah'a emanet olun.